Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, birden fazla konuyu ele alacağımız bir bölümle karşınızdayım. Öncelikle haftanın oyuncularından bahsedeceğim. Daha sonrasında Gold artı takımımız vardı. Oraya bir oyuncu daha alacağız arkadaşlar. Ayrıyetten de gümüş artı top gold artı toplarımızdan top açılımı yapacağız. Dolu dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Öncelikle haftanın oyuncularından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Canlı güncelleme bildirimi gelmişti. Bunu mail kutunuzdan sizler de bakabilirsiniz. Ayın 23'ü, yani bir gün sonra Perşembe günü ve ayın 30 arasında canlı güncelleme planlanmamaktadır. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Haftanın oyuncuları gelmeyeceği anlamına geliyor. Bunun sonucunda tüm oyuncular 16.01.2020 canlı güncelleme sırasında uygulanan kondisyon derecesine sahip olmaya devam edecek. Yani geçen hafta şu anda mevcutta olan kondisyon dereceleri aynı şekilde haftaya da devam edecek. Peki hiçbir şey gelmeyecek mi? Gelecek büyük ihtimalle arkadaşlar. Kesin olmamak kaydıyla. Sonradan da işte yok sen gelecek dedin, yok Michael'a paramızı harcamadık, sonradan senin yüzünden harcadık, harcamadık muhabbeti olmasın diye şunu belirteyim arkadaşlar. Kesin olmamak kaydı ile büyük ihtimalle İngiltere Ligi fan, yani bizim seçtiğimiz, anket doldurduğumuz oyuncular gelecek diye tahmin ediyorum. Bilginiz olsun. Ayrıyetten büyük ihtimalle yine Michael'a parasıyla çevirdiğimiz efsaneler gelecek. Bu iki etkinlik gelir ama haftanın oyuncuları, yani Player of the Week gelmeyecek. Büyük ihtimalle, bilginiz olsun. İngiltere Ligi oyuncuları, taraftarın seçimi olan oyuncular gelecektir. Bildirimi de bu şekilde sizlere aktarmış olduk. Bir sonraki hafta, yani ayın 30'una kadar canlı güncelleme yok. Büyük ihtimalle o zaman gelecek. Geriye geldik. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Gold artı takımımıza bir oyuncu daha eklemek istiyorum demiştim zaten. Bahsetmiştim daha önceden. Dele Alli'nin yerine Havertz'i alacağım arkadaşlar. Çok fazla isteklerde gördüm. Havertz'i al abi diye çok yazmışsınız. Şimdi oraya Havertz'i alacağız arkadaşlar. Barcelona'dan öncelikle bir Sergio Roberto'yu alacağım. Bende çünkü iki tane Sergio Roberto var. Roberto'yu üçleyip takas yapıp Havertz'i alacağız. Hemen yetenek avcısı diyelim. Bu maçta gerçekten bu konuda çok iyi oldu. Çünkü istediğimiz oyuncuları çıkartabiliyoruz. Elimizde bir sürü yetenek avcısı oldu. Bakın, bir sürü yetenek avcısı var elimizde. Bunları kullanaraktan elimizde olan oyuncuların ikincisini, üçüncüsünü bularaktan şey yapabiliyoruz. Oyuncu çıkartıp sonra daha sonra takasta kullanabiliyoruz. Şimdi Barcelona'yı seçtik. Roberto'yu çıkartmak için dayanıklılığı seçtik. Bir de buradan sağ ayağı seçecektik sanırım. Daha önceden bakmıştım ben. Mevcut oyuncular dedik. Sergio Roberto direkt karşımıza çıkıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Geriye geldik. Tekrar bir göstereyim. Sağ ayağı seçtik. Barcelona sağ ayak ve dayanıklılığı seçtiğimiz zaman direkt karşımıza çıkıyor. Farklı kombinasyonlarda oluyor arkadaşlar. Bazen yorumlarda yazmışsınız işte abi, şunu şöyle yapınca şöyle yapınca da oluyor. Birçok kombinasyon olabiliyor. Ben sadece o anda elimde bulunanlarla anlatmaya çalışıyorum. Veya farklı bir şekilde yine bulabileceğiniz bilgi varsa ben de onu da sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. 3 tanesini birleştirdik. Sergio Roberto direkt bizim karşımıza tek başına çıkmış oluyor. Anlaş dedik. Sergio Roberto direkt tek başına gelmiş olacak. Ve üçlemiş olacağız. Çünkü bende elimde iki tane daha var arkadaşlar. Toplamda 3 olunca zaten takas yapabiliyoruz. Sergio Roberto geldi. Tamam. Ekledik takımımıza. Şimdi geri geldik tekrardan. Takımım dedik. Oyuncu kartları. Sergio Roberto. Aynen, Sergio Roberto'yu üçlemiş olduk arkadaşlar. Üçledik. Şimdi takas yapacağız. Takas dedik. 3 tane Roberto'ya devam et dedik. Şimdi baktığımız zaman kaleye Meret'i alacağız arkadaşlar. Ben de şimdi 2 tane Farfman var. Norwich'i aldım. Yani takımı Norwich'i aldım. Sadece birkaç tane daha özellik alıp Farfman'ı da üçlediğim zaman kaleye de Meret alacağım. Şu anda Sommer var arkadaşlar. Fena bir kaleci değil. Özellikleri çok iyi Sommer'in. Bu arada onu da belirtmek isterim. Şimdi sadece Havertz'i alacağız takımımıza. Daha sonrasında da
üçlediğimiz zaman neredeymiş Havertz bakalım. Havertz'i bulalım. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Pozisyon ofansif orta saha. Devam et dedik. Böyle bulmamız daha kolay olur. Havertz'i bulacağız. Neredesin Havertz? Niye bulamadık? Heh, burada. Tamam. Havertz 20 yaşında 49 seviye kadar yükseliyormuş arkadaşlar. Haydi bakalım 3 tane Roberto'yu vereceğiz. Havertz'i alacağız. Devam et dedik. Havertz'i aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi onu max seviyesine basalım arkadaşlar. Geriye geldik. Oyuncu ayrıntıları. Sırala, imzalama tarihi. Şöyle bir geriye gelelim. Bakalım kutumuzda bir şey var mı? Şöyle bir toplayalım öncelikle onu. 30 MyClub parasını aldık sadece. Günlük giriş olan MyClub parası. Antrenman dedik. Havertz'imizi de kadromuza koyalım. Şöyle iki yıldızlara baksalım. Bu arada birkaç gündür bu şeyimizi bayağı bir erittik. 20 tane bastık. 2 tane de 12 binliklerden basalım. Hediye kutumuzu bayağı bir erittik arkadaşlar. Türk oyuncuları yükselttik. En son Ahmet Kutucu olsun, Ozan Kabak olsun. Oyuncuları bayağı bir yükseltme yaptık bu aralar. Bayağı bir eridi orası. Havertz'i max seviyesine getirelim bakalım. Hatırlayamıyorum kaç olduğunu. Şimdi hep birlikte göreceğiz zaten. 40'ı geçti. Gayet güzel. 42'ye geldi. Şu anda 92 overall'da. 42'ye geldi. 92 overall'da. Hemen şöyle bir geriye geldik tekrardan. Daha sonrasında top açılımı yapacağız arkadaşlar. Gümüş top artı gold artı toplarımızdan top açılımı yapacağız. Mutlaka yine devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. 22 tane daha aldık. Takım, oyuncular, Havertz, antrenman. Hediye kutumuzu da bu şekilde eritmiş olduk. Çok az kaldı. Şöyle bir 18 tane daha bastık. İlerle dedik. Anca yeter çünkü seviyesi çok fazla yüksek şu anda. 48, 49 tamam. 93 overall, 93 seviye Havertz max seviyesine gelmiş oldu. Hemen özelliklerine bir bakalım. Oyuncu ayrıntıları dedik. Top sürmesi kontrolü güzel. Ofansif farkındalık güzel. Alçaktan pas, yüksekten pas. Kafa özelliği de varmış. Bitiriciliği bir tık düşük gibi geldi bana. Hızı 96, hızlanması 88, falso 83, şut gücü biraz bir tık düşük gibi geldi. Dayanıklılığı kaçmış 84. Dellali'nin işte seçme tercihim en çok arkadaşlar dayanıklılığı çok yüksek. Şimdi göstereceğim sizlere zaten. Dellali ile Havertz zaten yedekte kalır büyük ihtimalle. Şöyle yapalım. Yedeğe alalım. Havertz'i şöyle yaptık. Havertz'i almış olduk. Şimdi Dellali'nin özelliklerini göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Onun da top kontrolü sürmesi gayet güzel. Kafa özelliği var. Hızı tabii ki Havertz'e göre düşük. Ama dayanıklılığı çok iyi. 94. Yani çok bir ofansif orta sahada en yüksek dayanıklılık diyebiliriz. Ama Havertz'i şimdilik almış olduk. Kadromuzun son hali bu. Norwich'ten Farman'ı aldığım zaman 3. Farman'ı kaleye de Meret'i alacağız arkadaşlar. O da 91 overall oluyor. Gold artı takımımız bu şekilde almış oldu. Şimdi top açılımına geçiyoruz. Biraz da top açılımı yapalım bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi dolu dolu bir bölüm olacak. Gold artı gümüş top artı toplarımız var. Haydi bismillah dedik. Gold artıdan başladık. Belki Meret çıkıyormuş şansımıza. Ya da Farman gelirse... Brezilya'ya gittik. Brezilya'dan bir kaleci geldi. Kim bu? Bakalım.
Fabio geldi. Tamam, ekledik takımımıza. Gümüş toplarımızdan devam edelim. Anlaş dedik. Haydi bakalım, gümüş topumuzdan yine Brezilya'ya gittik. Çok ilginç. İkidir Brezilya'ya gidiyoruz. Tamam, gümüş top geldi. Brezilya'da zaten siyah top yok. Ekledik takımımıza. Yine gümüş toplardan devam ediyoruz. Anlaş dedik. Bu sefer nereye gittik? İtalya'ya gittik. İtalya'dan bakalım kim geliyor. Tabii ki gümüş top geldi. Fiorentinalı bir oyuncu. Tanıyamadım kendisini. Cesares. Hiç görmediğim bir oyuncu. Gold artıdan devam ediyoruz. Gold artı topumuzdan. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Neredeyiz? Yine İtalya'dayız. İtalya'dan bir kaleci geldi. Roma'nın kalecisi kim bu? Roma'da kaleci. Altın top. Paulo Lopez. Ekledik takımımıza. Gümüş toplardan devam ediyoruz arkadaşlar. İngiltere'deyiz. İngiltere'den bakalım kim geliyor? Haydi oğlum. Gümüş top. Kim bu? Chelsea'nin formasına benzettim sanki biraz. Yok, Leicester City'ymiş. Morgan. Ekledik takımımıza. Gümüş toplardan yine devam edelim. Anlaş dedik. Haydi oğlum. Şu takas yapabileceğimiz bir oyuncu. Almanya'dan bir oyuncu geliyor. Almanya mı? Avrupa'dan mı? Bayern Münih'li bir gümüş top. Bayern Münih'te gümüş top kim varmış kaleci? Peki. Ekledik takımımıza. Altın toptan devam ettik. Nereye gittin ya? Rusya'ya gitti. Akın Fey'e mi verdin? Yok. Kim bu? Zenit'li bir oyuncu. Sanki genç bir oyuncuya benzettim. Bir bakalım özellikle. Azmon. Bakalım kaç yaşındaymış? 24 yaşındaymış. Tamam, ekledik takımımıza. Altın toplarımızdan devam edelim. Anlaş dedik tekrardan. Haydi bakalım. Nereye gitti? Çin'e gitti. Talişka'yı mı vereceksin bize? Hulk'u mu verdin? Yok, kim bu? Yok, o da değil. Bu tanıdık bir isim de ya, ismi aklıma gelmedi şu anda. Carrasco, aynen. Tanıdık bir isimdi. Carrasco. Devam ediyoruz. Anlaş dedik tekrardan. Altın toplarımızdan açtık yine. İspanya'ya gittik. İspanya'dan altın top geldi. Hangi takım bu? 3 numara bir defans oyuncusu sanırım. Mı acaba? Kimsin sen? Albiol. Tamam. Bir gümüş top, bir altın top daha açıyorum. Ondan sonra videomuzu noktalandıracağım arkadaşlar. Nereye gittik? İspanya'dayız yine. Yine gümüş top geldi tabii ki. Tamam, ekledik seni de takımımıza. Sen kimsin bakalım? Cordoba. Son top, altın topumuzu açıyoruz. Haydi bakalım çocuğum. Totemimizi yaptık. Anlaş dedik. Son topumuzdan bakalım. Haydi takaslık oyuncu gelirse güzel olur. Siyah top. İspanya'ya gittik. 10 numara. Hangi takım bu? Yine bir tanıdık isim gibi geldi böyle. Kore'ye. Tamam. Bizde var mıydı? Vardı sanırım ya. Bir bakacağım hemen. Bakacağım. Kore'den vardı sanırım. Takaslık oyuncu oldu mu acaba? Onu merak ettim. Oyuncu kartları dedik. Kore'ye.
Farkman iki tane var. Yok, iki tane değilmiş. Yanlış hatırlıyormuşum. Moreno vardı. Gerard Moreno gelebilirdi aslında. Gelse güzel olurdu. 3 olurdu. Videom burada noktalanıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birçok konuya değindiğimiz farklı farklı uzun bir güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.